kanalın değerli izleyenleri yine Kitap Aşkı programıyla buluşturuz. Biz de sizlerle buluştuk tabii konuklarımla birlikte. İki konuğum var bugün. Birisi sevgili bir ağabeyimiz, bir eğitimcimiz. Eğitimciliğini yazarlığa dönüştüren, eğitim örgütçülüğünde sınavlar veren ve ülkemize deneyler kazandıran, eğitimden aldığı doktor sıfatıyla da var olan Niyazi Altunya, Doktor Niyazi Altunya. Sevgili abi hoş geldin. İkinci konuğumuz bir yayın evi editörü. Bir yayın evi derken sıradan bir yayın evi değil, ülkemizin köklü kültür yayın evlerinden edebiyat ve kültür yaşamımıza yüzlerce yapıt kazandıran ve gelecek yıl 50. yılını kutlayacak değil mi Kadir? Evet. Cem Yayın Evi'nin editörü Kadir Kıvılcımlı. Hoş geldin sevgili hoş Kadir. Hoş bulduk abi, sağ ol. Tabii doğal olarak Niyazi abiyle eğitim ağırlıklı bir söyleşi yapacağız yine kitaplar üzerinden. Kadir'le de Cem Yayın Evi'nin kısaca bir özetini, 49 yıllık yayın evinin özetini çıkarmaya kalksa herhalde dakikalara sığmaz. Çok kısa bir özetle asıl bu yıllarda neler yapıyor 1970'li, 60'lı, 80'li yılların çok görkemli bir yayın evi, Cem Yayın Evi. Bu yıllarda neler yapıyor, hangi dizileri sunuyor, hangi yazarları sunuyor onları konuşacağız. Tabii her zaman olduğu gibi bir şiirle başlıyoruz yine. Tabii bir şiir olmayacak çünkü kısa kısa birkaç şiir ardı ardına gelecek. Duran Aydın'ın herhangi bir şiir. Hazır ol kalbim, şiir basacak evini. Şimdi ağaçlar kara gün kuşlarını göklere salacak. 17'sinde bir kız karanlık ve kırık bir camdan kırmızı bir intihara kaçacak. Hazır ol kalbim, bu şiir yarıda kalacak. Tabii Hazır Ol Kalbim dizesi Metin Demirtaş'ın aynı adlı şiirinden alınmış bir dize. Hasan Hüseyin Ağrısı adlı şiiri şöyle. Islak bir mendil gibi çekilip usulca alnımdan, kırma yorgun düşlerimin puslu camını, kolunu omzuma dola, esmer yelini göçebe bir bulutun, sırılsıklam kokla. Sızınca ağrın yüreğimden, ağır yaralı şarkılara dolmasın, gecenin isi gözlerinin akına, küskün bir Şubat sonunda kırgın bakışlarına. Çünkü bütün gömütlere öksüz yağmurlar Temmuz demektir. Hasan Hüseyin için de bunu demiş Duran Aydın. İşte bu şiir anamın ruhusuya eşlik edişidir. Ağrısını gündüzünden uzak tutar, camı silmeyi bırakır, almaz tozunu kitapların. Ay ışığı el etsin diye damdan pencereyi açık kor. Boynunu içine çekip susan dağlar bizdedir. Yağmur yalnızca bizim eve yağar. Kederini kotarır anam ruhusuya banar. Ak saçımda kelep kelep yolarsam, hani benim oğlum diye sorarsam. Efendim, Gölgemi Sildin Gölgenden adlı şiir kitabından, Duran Aydın'ın kitabından, Çağdaş Yaşam yayınlarınca yayımlandı kitap. Çağdaş Yaşam adlı bir edebiyat dergisini de Adana'da çıkarmaya devam ediyor Duran Aydın dergiye başarılar diliyor. 1960 doğumlu bir kardeşimiz. Gölgemi Sildin Gölgenden şairin son 3 yılda yazdığı kitaplarla daha önce kitaplarından seslediği şiirleri kapsıyor. İlk şiir kitabı Yoklar Sahibi 1987'de, ikinci şiir kitabı Hayatı Yeniden Denemeye adlı 1998'de yayımlandı. Yeni Turunç gazetesini, dergisini Adana'da bir dönem yayın yönetmeni olarak çıkardı. 1977'de Güney Gazetesi, 1978'de Yapıt Dergisi, 1984'te Yeni Türkü, 89'da Çukurova Gazetesi, 2011'de Tay Dergisi İbrahim Yıldız Şiir Yarışması'nda ödüller kazandı Duran Aydın. Şimdi de demin söylediğim gibi Çağdaş Yaşam Dergisi'ni yönetmeye devam ediyor. Duran Aydın'a şiir ve dergicilik yaşamında başarılar diliyor. Sevgilerimizi iletiyoruz buradan. Evet. Nereden başlayalım? Kimden başlayalım? İstediğin yerden. İstediğimiz yerden. Evet. Cem Yayın Evi'nden gelelim isterseniz. Sonra eğitime girelim. Cem Yayın Evi Oğuz Akkan adlı evet. Bir efsane yayıncı tarafından. Evet. Gazetecilikten gelme. Yayın camiasında değişik yeni bir şey yapma amacıyla 64'te başlamış Oğuz Bey. İlk önce Nobel kazanan yazarları bir seri halinde basarak başlıyor, yayın hayatına atılıyor. Daha sonra tabii dallanıyor, budaklanıyor. Özellikle 70'lerde ve 80'lerde aklınıza gelebilecek her konuda kitap çıkartmış Cem Yayın Evi. Ansiklopedi yayıncılığına varıncaya kadar sözlükler, çocuk kitapları,
yerli yazarlar, yabancı yazarlar, şairler. Fakat 90'lardan itibaren biraz şeyini daralttı, çerçevesini daralttı yavaş yavaş. Şu anda daha çok yabancı yayınlardan çeviri olarak devam ediyoruz. Batı klasikleri ve felsefe ağırlıklı olmak üzere. Evet, şimdi bugününe geçmeyelim istersen. Eskiden şöyle bir gidersek, Yaşar Kemal'in kitapları Cem Yayınevi'ndeydi. Öyle sayarsak abi. Aziz Nesin'in kitapları Cem Yayınevi'ndeydi. Sonunu bulamayız. Yani Bekir Yıldız'ın kitapları, Sabahattin Ali'nin kitapları. Yani ülkemizde edebiyat adına ne varsa, ne yaratılmışsa. Belli bir çizginin üzerine çıkmış bütün yazarlar Cem Yayınevi'nden geçmiştir. Evet, Nazım Hikmet'in bütün şeyleri, şiirleri. 8 cilt Asım Bezici'nin hazırladığı biçimiyle, notlarla. Cem Yayınevi ve hala kitap fuarlarında sorulur. Evet, evet. Bizden sonra pek çok yayın evinden itiraf etmek lazım. Güzel baskıları yapılmasına rağmen hala onlar tabii sorulur. Tabii unutulmaz bir edisyon çünkü o. Asım Bezici'nin her şiirle ilgili o karınca titizliğiyle, onu da saygıyla analım. 2 Temmuz 93'te Sivas katliamında getirdiğimiz büyük ağabeyimiz, büyük ustamız. Asım Bezici'nin titiz emeğiyle hazırlanmış bir diziydi. Evet, Cem Yayınevi gerçekten köklü geçmişiyle ülkemizin kültür tarihinde altın yaldızlarla adı yazılması gereken yayın evlerinden biri. Evet Niyazi abi. Evet. Bir öğretmensiniz. Öyleydim. Artık emekli olunca da sürüyor mu bu sıfat? Emekli olunca öğretmenlik sürer abi. Öğretmenliğin herhalde tamam, iki bizimki de sürüyor. Sürüyor. Isparta Sütçüler. Evet. Bir köyünden. Hacı Ahmetler Köyü. Köyü, doğum yerim ama köyüm şimdi Saray Köyü. Önce ilkokul öğretmenlikleri yaptınız. Evet, 4 yıl. 4 yıl ilkokul öğretmenliği yaptınız. Ondan sonra Gazi Eğitim Enstitüsü'ne. Evet. Aynı okula girdik. Aynı okulda aynı dönem öğrenci olamadık. Tam Niyazi abi bitirmiş. Halef Selef. Biz girmiş Halef Selef. Sonra Gazi Eğitim'de müdürlük yaptı. Yani müdür öğrencisi olduğu, öğrencisi olduğu okulda değil mi? Hem de o en karmaşık dönemde, öyle, 12 Eylül öncesi döneminde müdür baş yardımcısı. Hatta bir de yaralanmıştınız değil mi? Evet. Kurşunla. Kıl payı, kıl payı. Bugün beraberiz. Evet. Yozgat'ta da öğretmenlik yapmıştınız. Yaptım. Müfettişlik değil mi? Yozgat'ta evlendim bir de. Evet, Yozgat'ta. Böyle bir akrabalığımız var. Evet. Biz tabii Yozgat Yeriköy'de büyüdüm ben de çocukluğum, ilk yaşlıyım orada yerde. Onun için Niyazi abinin adını o yıllardan beri duyardık. İşte öğretmenlik var yaşamınızda. Bir de Türkiye'de herhalde bilinçli öğretmenlerin, gerçek öğretmenlerin vazgeçilmez bir sıfatı daha var. Bir öğretmen örgütünden olmak değil mi? Evet. Bir onurdur. Evet. Töslü olmak. Hem de nasıl. Töpterli olmak. Hem de nasıl. Evet, evet. Tabii 12 Mart TÖS'ün icabına baktı. 12 Eylül Töpler'in. Evet. 12 Eylül sonrası, isterseniz oradan başlayalım Niyazi abi. Evet, biz tabii o dönemi bütün şiddetiyle yaşadık. Hiçbir zaman örgütlü olma ruhumuzu kaybetmedik. Nasıl bir şey yapabiliriz? Tabii ilk birkaç yıl bir şey yapılamadı. Ama 1985 yılında Bilim Sanat Dergisi çıkardı biliyorsun. O hemen 12 Eylül'ü izleyen aylarda çıktı. Evet. Çok değerli bir hizmet oldu. Ben burada onun yükünü çeken Varlık Özmenek ve İlhan Alkan dostları anlıyorum. Kendilerine sevgiler yolluyorum. Ben de katkıda bulunuyordum. Çoğunlukla çalışanlar, aboneler öğretmendi. Burada acaba ne yapabiliriz düşünmeye başladık. 1985 sonunda bir dergi çıkarmaya karar verdik ama bir düzine yoktu o zaman daha. Çünkü dergi çıkarmak da zordu. Aziz Nesin biliyorsun başına bir sürü iş geldi. Önce bir şirket kuruldu. Şirket kurmak da zordu gerçi. Sonra bu şirketin faaliyetleri bir sürü vardı bilirsiniz, yazılır o sözleşmeye. O şirketin kısa adı da Eğitim İş idi. Sonra orada ABC dergisi çıkmaya başladı. Hala çıkıyor. ABC'nin adını da ben önermiştim. Evet. Önce çok yavan geldi devrimci arkadaşlara. Fakat sonradan ısındılar. Fakir Baykurt bir yazı yazdı. Çok iyi düşünülmüş falan diye. O biraz ABC bizim çalışma alanımızı çağrıştırıyordu. Biraz da biraz baştan alalım bu işi vardı açıkçası. Örgütçülüğü derken çok sürmedi. 2 yıl sonra Şubat
Nisan 1986'da dergi çıktı. Şubat 88'de Eğitimciler Derneği çıktı. Biz o derneğe çalışan öğretmenler üye olamıyorduk. İşte senin gibi hapisten çıkanlar ama cezalanlar da olmuyordu. Öyle şaka yapıyorum. Mesleği terk edenler vesaire, emekli olanlar. O arkadaşlar ve abilerimiz kurdu. TÖBLER'in o efsane genel başkanı Ali Bozkurt onun başkanı oldu. Burada biraz geliştik. Fidelik gibi oldu, Sera gibi oldu. Sonra işte 90-28 Mayıs'ında da ilk memur sendikasını, yani TÖS'ten sonraki ilk memur sendikası, Eğitim İş Kolu Kamu Görevlileri Sendikası, kısa adıyla Eğitim İş'i kurduk. Yani sonra, eğitim alanında evet, mı genel olarak? Hayır, genel olarak. İlk genel memur, olarak ilk Türkiye'de memur, 12 Eylül sonrası. İlk memur sendikasıdır o. Evet, evet. Sonra yavaş yavaş başkaları da geldi ama ilk biz bir takım sıkıntılar çektik. İşte davalar oldu. Kurarsınız, kuramazsınız. Evet. Yasada yok. Bu sadece anayasa işçilere tanımış derken ilk defa öğretmenler yine hem de TÖS bir yasal düzenleme vardı. Ve federasyondan devraldığı bir miras vardı. Hiçbir şeysiz. Fi sebilullah eskilerin evet, dediği gibi başladık. Olurdu olmazdı. En sonunda yargı kararlarıyla bizim varlığımız ve tabii bütün memur sendikaların varlığı kabul edildi. İşte 2001'de de bir yasa çıktı. Ama biz bu hakkı potansiyel olarak var kabul ediyorduk. Ayrıca Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, ki Türkiye onu onayladı, iç hukuk haline getirdi. Orada da bir hüküm vardı, 11'e 1. maddesi. Danıştay 10. dairesi onu yorumladı ve ona dayanarak bizim varlığımızı o da kabul etti. Zaten yerel mahkemelerde olumlu karar vardı. Böylece hukuksal sorun çözüldü ama yasa iç düzenlemeydi. Daha sonra düzenledi, yeniden sendikaların varlığı kabul edildi o yasayla kurulmuş olanların. Sonra bunlar yeni evet, baştan kendilerine çeki düzen. Yani öncü bir öğretmen örgütlenmesi olarak eğitilmiş. Ama tabii ve orası kurucu başkanı. Evet oldunuz. Ama büyük bir mirasın sürdürücüsü evet, olduk evet, biz. Doğrusu benim başkan olacağım falan önce de hesapta yoktu. Evet. Zaten 22 arkadaş başvurduk. Arkadaşlar öyle münasip gördüler. Öyle de 5 yıl sürdü. Ve 1995'e kadar sürdü. Genel başkanlığını yaptınız. 95'te evet, eğitim. Zaten iki sendika birleşince evet, ben emekli de olmuştum. Evet. Sendikacılığı sürdürme olanağım kalmadı. Bir de yeni örgüte yeni başkan gerekiyordu. Evet. Yeniden düzenlendi. Evet, evet. Tabii Niyazi Altunya bütün bu eğitimcilik yaşamı ve eğitim örgütçülüğü yaşamı boyunca ki bütün deneyimlerini, birikimlerini de daha 1978'de Teftiş ve Değerlendirme adlı bir kitapla başlayıp ana hatlarıyla özlük ve meslek sorunlarımız, eğitim sorunumuza kuş bakışı, görüş ve öneriler, eğitim iş deneyimi 1996'da yani 95'te eğitim iş artık varlığına son verip şey yapıyor. Bir yıl sonra eğitim işinden evet, öğretmen örgütlenmesinin hareketinin kazanması gereken deneyleri bir kitapçık evet, haline getiriyor eğitim iş deneyiminde. Evet. Ziyan olmadan. Evet. Yine 96'da eğitim sen değerlendirme ve öneriler, eğitim hakkı, ilköğretim okulları için hayat bilgisi, Türkiye'de öğretmen örgütlenmesi tarihi ki biraz önce biraz evet, sonra uzunca dururuz herhalde çünkü 100 yıllık bir evet şimdi artık geçti 100 yılı o zaman geçmiş. Lise Demokrasi İnsan Hakları kitap, köy enstitüsü sisteminin düşünsel temelleri ki bu Niyazi Altunya'nın bu çalışması da daha sonra genişletilerek köy enstitüleriyle ilgili evet, gerçekten sistemsel ve eğitim sistemleri açısından en değerli ufuk açıcı bir çalışma olarak köy enstitülerini anlamak, tanımak isteyenlerin ufkunu evet, açmaya devam ediyor. Evet. Başka tabii değerli kitaplar var. Bunu biraz ben alfabe gibi, giriş gibi evet, düşündüm. Evet. İlk okunması gereken kitap diye düşündüm ama bu bir kuruntu mu yoksa böyle bir ihtiyaca cevap veriyor mu bilemiyorum. Gerçekten aynı ABC dergisi gibi köy enstitüleriyle ilgili bir alfabe evet, ABC evet, gibi algılamak gerekir. Kısadır bu. Sonra öğretmenlerin sendikası nasıl olmalı, neler yapmalı? Evet. Eğitimde geleceğe bakış, eğitim fakülteleri için vatandaşlık bilgisi, anayasa hukuku açısından Türkiye'de eğitim öğrenim hakkı bu doktora tezinden dönüştürülmüş. Evet. Köy enstitüsü sistemine toplu bir bakış genişletilmiş olarak gazeteci mensup programlarının değerlendirilmesi yine lisans tezi. Gazeteci mensup tarihi
koca tuğla gibi gösterelim gerçekten mi? Gösterelim. Müthiş bir çalışma. Gerçekten Gazi Eğitim Enstitüsü Türkiye'nin köklü eğitim kurumlarından biri. 1926'da evet. Açılan. Bu 1410 sayfa. Evet, 80. yıl. 2 kilo olduk. 80. yıl 2 kilo tam gram olarak da 1500 sayfaya yakın büyük boy. Ve Gazi Eğitim Enstitüsü eğitim şimdi enstitüsü değil tabii. Gazi Eğitim şeyi fakültesi. Gazi Üniversitesi'nin eğitim fakültesi. Gazi Eğitim Fakültesi. Adın da adı Gazi evet, olarak kaldı. Evet, onun da Gazi. Ama ben oraya kadar, evet, 80'e kadar 80'e getirdim. Kadar yani evet. Gazi Eğitim Enstitüsü evet. olduğu dönemle ilgili. Daha sonraki tarihli, başka araştırmacılar yazarlar. Ve birçok Gazi Eğitim'de okuyan öğrenciyle, birçok Gazi Eğitim'de öğretmenlik yapmış olan insanlarla 144 kişiyle söyleşiler yaparak gerçekleştirilen ve belgelerle evet. Zenginleştirilen müthiş bir çalışma. Gerçekten Gazi Eğitim Enstitüsü'nün siyasal yaşamımıza, eğitim yaşamımıza, toplumsal yaşamımıza neler kattığını merak edenler için müthiş bir başyapıt denilebilecek ölçüde kütüphanelerde yerlerini alıyor. Belki kalmıştır Gazi Üniversitesi'nde. Yok. Meraklı arkadaşlar nasıl bulur bilemiyoruz tabii ki. Şöyle, evet. Bu bir satılmadı. Evet. Prestij kitabı olarak evet. Hasan Ali Yücel Merkezi'nin ilk yayını olarak evet. üniversite, Gazi Üniversitesi yayınladı. Her öğretim elemanına verildi. Evet. 3-5 tane bende kaldı, kimse duymasın. Onun dışında varsa kişilere ait evet. olanlar vardı. Sonra Türkiye'de laiklik ve din eğitimi, eğitimde geleceğe bakış, Türkiye'de öğretme yetiştirme deneyimi, milli eğitimde Mustafa Necati dönemi. Bu evet. milli eğitimde Mustafa Necati dönemi de gerçekten bizim Cumhuriyet'in ilk yıllarında Hasan Ali Yücel'in adı köy enstitüleri nedeniyle de çok bilinir. Ama Saffet Arıkan ve Mustafa Necati gibi iki büyük bakan, gerçekten yine evet. efsane bakan denilebilecek evet, evet, bakanlar evet. da olmasaydı zaten hiçbir şey gökten zembille inmiyor. Bilmiyor. Her şey birbirinin üzerine yapılandırılırsa bilmiyor. Anlamı var. Evet. Saffet Arıkan'ın emeği olmasaydı Mustafa Necati'ninki evet. çok genç yaşta. Şimdi tabii ölmüştü. Çok dramatik bir yaşamı evet. var. Mustafa evet. Necati İzmir'de işgali anlayınca o Hasan Tahsin gibi çıkıp bir kişiyi vurup kendisi ölmemiş. İnsanları toplayıp onları direnişe çağırmış ve kendisi de çete savaşına katılmış. Sonra meclise girdi 26 yaşında. İşte İstiklal Mahkemesi başkanlığı yaptı Kastamonu'da derken Mübadele ve İskan Bakanlığı ile başladı. Üç bakanlığın kurucusu bazı yeniden. Mübadele, İskan, Adalet bu 3 Mart'tan sonra Adalet Bakanlığı yeniden kurdu, bakanlık yaptı. Üçüncüsü Milli Eğitim Bakanlığı'ydı. Ne yazık ki bu büyük devrimcimiz 35 yaşına girdiği yılın ilk günü öldü. Apandisitte evet. öldü. Gerçekten evet. efsane evet, sayılabilecek biri. Milli Eğitim Bakanlığı örgütünü, büyük devrimcilerinden biri üstelik. Tabii kuran evet. ve öğretmenliği evet. yeniden kuran kişi. Evet. Öğretmenliğin evet. statüsünü düzenleyen, öğretmen maaşlarını 5 katına çıkaran ve onların güvenliğini, güvencelerini sağlayan bakan, öğretmenlere bizzat imzalı mektuplarıyla, kitaplar hediye ederek, bizzat görüşerek öğretmenliğe can veren, ruh veren evet. bir büyük devrimci. Evet, teşekkür ediyorum sevgili Niyazi abi. Kadir, 90'lı yıllara geldik. Zaten 90'lı yıllara kadar sizin yaptığınız görevi Cem Yayın Evi'nde evet. Ben çalışıyorum çünkü. Niyazi abi gibi sizinle de benim aramda bir alevsel bir ilişkisi hayır, var. Hayır, öyle bir ilişki tabii. Evet. Ben de yazarlığa başladığımla birlikte Cem Yayın Evi'nde önce düzeltmen sonra editör olarak çalıştım. İşte ve 90'lı yıllardan sonra ben yeniden eğitimciliğe bir anlamda döndüm. Ve Kadir 98'den devam ediyor. 98'den 108'den yine 15 yıl olmuş. Evet. Nereden baksanız. Evet, 15 yıl olmuş. Neler yaptınız ve şu anda neler yapıyor Cem Yayın Evi? Yani öyle görüyorum ki ben, gerçi şimdi kitapçı vitrinlerinde bizim böyle kitaplarımızı görmek, bulmak pek mümkün değil. Ancak ısrarla isterseniz işte ya Öner Yağcı'nın son romanı işte Yaşasın Yenilenler
ya işte getirtelim falan deyip getirtirse getirtiyor vallahi, kitapçı. Yoksa bulmak mümkün değil. Kitapçıyla da şahıs olarak ilişkiniz varsa mümkün olur. Evet, yoksa hani evet. Sıradan bir okuyucu olarak gittiğinizde o ilgiyi de bulamazsınız. Maalesef yok. Yalnızca mümkün çok değil. Satanlar, yalnızca evet, medyanın evet. Öne sürdüğü kitapları yani bulunduruyor raf kitapçılar. Raf ömrünün birkaç güne indiği söyleniyor ya, kitapların. Ya. Sadece 3 ya da 4 gün duruyor evet. Rafta ve iadeye dönüyor. İşte Şiir kitaplarında kitabı, daha da kötü. Yeni kitabı çıktı diye Tevfik Çavdar'ın. Yani sormadığım büyük kitapçı kalmadı. Yani şey ama yok bulamadık yani. Böyle bir şey. Evet. Geldik şimdi Cem Yayınevi bugünlerde nelerle uğraşıyor? Neler sunuyorsunuz okuyucu? Yine de bizim vefalı okuyucularımız yine de hala kendi yayın evlerini, kendi yazarlarını ayakta tutmanın da bir sorumluluk ve görev olduğunu bilen okuyucularımız hala Anadolu'nun dört bir yanında varlar. Yoksa bizim kitaplarımız basacak yayın evi de kalmaz. Bizim kitaplarımız okuyacak gibi. Hayır öyle bir şey değil. Hiçbir zaman bu umutsuzluk öyle bütün insanları kuşatan bir gerçeklik haline gelmedi. O küçük umutu biz çabalarımızla, yaptıklarımızla, ilişkilerimizle, dayanışmayla bir yerlere getirip çoğaltmaya çalışıyoruz. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Bir kere öncelikle dünya edebiyatının klasiklerini ama gerçekten iyi çevirilerle okuyucuya sunmaya çalışıyoruz. Çünkü çeviri, sen de yakından biliyorsundur, evet. Son dönemde özellikle kanayan bir yara halinde. Evet, evet. Yabancı dili bilen fakat Türkçeyi bilmeyen çevirmenler var. Hatta bazı yayın evleri ne yabancı dili ne Türkçeyi bilen çevirmenlerle çalışıyorlar. Maliyeti kısmak amacıyla yapıyorlar ve bu bir taraftan şöyle bir sorun da getiriyor. Bilinçlenene kadar okuyucu diyor ki ya sende 10 lira olan şey niye orada 3 lira? Kötü kitap iyi kitabı kovmaya başlıyor. Biraz evet, o rafa çıkamamanın evet. Sebeplerinden bir tanesi de bu. Evet. Belki de okulda öğretmenlerin bu bilinci çocuklara kazandırması gerekiyor. Çünkü bu aileden görülecek bir şey değil. Bir evet. Edebiyat öğretmeninin öğrenciye şunu söylemesi gerekiyor. Yani ben sana diyelim ki Balzac'tan bir ödev verdim. Balzac'ın Goryeo babası. Balzac'ın Goryeo babasının özetini okuma lütfen. Balzac'ın Goryeo babası diyelim ki 320 veya 380 sayfa arasında olması gerekir. 150 sayfalık Goryeo babalar var evet. Şu anda. Evet, evet. Ne yazık evet. ki. Özetler var dediğiniz gibi kötü çeviriler var, taklit çeviriler var. Bir bu kötü çeviri, taklit çeviri ve özetleme yerine tam metinleri tam metin, nitelikli çevirmenler. Güzel bir Türkçeyle evet. sunmaya çalışıyoruz. Evet. Sorun olan metinlerde, şöyle sorun olan metinlerde, Türkçe'de zor anlaşılacak metinlerde mutlaka dipnotlama işlemi yapıyoruz. Evet. Kavramlar için, kişiler için. Gerekirse metinlerin önüne ya da arkasına açıklayıcı makaleler, telif ya da tercüme eklemeye çalışıyoruz. Okuyucu tarafından rahat anlaşılması için. Ve şöyle bir yöntemimiz var. Seçtiğimiz belli yazarların Türkiye'de tanınmasını, bilinmesini istediğimiz yabancı yazarların eserlerini sadece romanıyla, öyküsüyle değil, varsa günlüğüyle, varsa mektuplarıyla dört başı mamur bir şekilde sunmaya çalışıyoruz. Mesela Kafka'da bunu yaptık. Mesela Rilke'de yapmaya devam ediyoruz. Kafka ile ilgili her şeyi yayımladı değil mi Cem evet, Yayınevi? Evet, Kamuran Bey'in, Kamuran Şifa'nın çevirisiyle. Evet. Ve bir yönümüzde o, çok iyi hatırlattın Öner abi, mümkün olduğu kadar bir yazarı tek bir çevirmenden, üslup farkı olmaması göz önüne alarak evet. yani Kamuran Bey Kafka konusunu çok iyi biliyor, evet. Kafka'yı çok iyi biliyor. Niye biz başka bir çevirmenle çalışalım? Mektuplarına varıncaya kadar hepsini aynı çevirmen. Mesela Rilke'de de aynı yöntemi izledik. Evet. Rilke'nin bütün düz yazılarını, mektuplarını Kamuran Bey çevirdi. Şiirlerini kendi de şair olan, yanılmıyorsam birkaç hafta önce konuğunuzdu. Evet. Yüksel Bey çevirdi. Yüksel Pazarkaya. Yetkin sevgi, isimlerden, saygı ve selamlarımızı iletelim. Evet. Yetkin isimlerle çalışarak evet. bunları yapıyor. Ve ilk defa Rilke evet. öyle Türkçe'ye çevirmişti. Kafka'da tamamı mektuplarına varıncaya, günlüklerine varıncaya evet. kadar. Hatta evet. Kafka üzerine 3-4 tane yan kitapla birlikte, yaşam öyküsüyle, çok yakın arkadaşı Max Brod'un yazdığı kitapla birlikte. Evet. Hepsi şu anda Cem Yayın Evi'nin. Jack London'ı hatırlıyorum. Kaç cilt olmuştu? Jack London 17 kitap oldu. 17 kitapta 19 eseri var ama. İki tanesi evet. çift eserdir çünkü. Evet. Öykülerinden, romanlarından, denemelerinden bayağı evet. geniş bir evet. kitaplık da orada var. Bir kapaklı kitaplar var. Seçmeyi evet, öyküler ya da evet. bütün öyküler kapaklı işte
Çehov var, Rilke var, Kafka ile başladık. Var, Kafka var. Kafka ile başladık. Sadece öyküye özel bir seri o. Eğer yapabiliyorsak bütün öyküleri bir arada. Evet. Örneğin Kafka'da yaptık, Rilke'de yaptık. Ama diğer öykücülerde, Jack London'da, Çehov'da, Gorki'de ve Stefan Zweig'da mümkün değil. Evet. Onda da en güzel öyküleri, evet, en seçme öyküleri ve eğer öykü yazma kariyeri diyeyim uzun sürdüyse yazarın her döneminden mümkün olduğu kadar örnek alarak bir döneminden değil. Evet. Ve onları da zaman dizinsel olarak sunuyoruz ki okuyucu o öykücünün öykücülüğünün gelişmesini de takip edebilsin. Evet. Diyorsunuz ki burada da ölçtüğümüz şey, eğer o yazar bir ciltten fazla öyküler yazmışla, diyelim ki öykülerini tamamını toplasak 5 cilt olabilecek Çehov'da gibi. 8 cilt, 9 cilt oluyor mesela. Yani. Evet, Çehov'da öyle. Jack London'da bunlar da öyle diyorsunuz değil. Ancak seçme öyküler seçme, diye bu seçme, diziye seçme koyacağız. Seçme öyküler ama seçme deyince izleyicilerimiz böyle 100 sayfa, 150 sayfa zannetmesin. Evet. Hepsi 400-450 sayfalık. Evet. Gerçekten hacimli çok, kitaplar. Evet, görünüm olarak da, biçim olarak da, içerik ve basım kalitesi, yani dış görünüm açısından da nitelikli ama iç görünümüyle ilgili zaten içiyle ilgili hangi titizlikleri kolladığınızı aktardınız. Kaç kitaplık bir dizi olacak bu? 15 civarı düşünüyoruz. 15 onu civarı geçeceğiz. Düşünüyor. 15 civarı düşünüyoruz. Genelde 19. ve 20. yüzyılın en başarılı yabancı öykücüleri. Evet. Yani genel çerçeve bu. Evet. En başarılı yabancı öykücüler. Tek bir dil de değil, mümkün olduğu kadar değişik dillerden çeviriler yaparak. Yani bu Rilke'nin bütün öyküleri ve bütün şiirleri ayrı diziler olarak, işte Kafka'nın o tek hemen tek, bütün tek kitap olarak da tabii onlar ayrı diziler olarak var. 17 kitapta toplandı. Bir anlamda böyle görkemli, gerçekten bir yayın evinin prestiji denilebilecek anlamda bu kitaplar var. Bir taraftan da böyle bir dizi oluşturdunuz. Bu dizi devam ediyor. Seçme öyküler ya da bütün öyküleri dizisi diye. Başka hangi diziler olduğunu siz düşünene kadar Niyazi abiyle devam edelim biraz. Bu öğretmen örgütler mesela tarihini niçin yazdınız diye bir soru anlamsız olacak. Çünkü örgütlenmede sizin bütün yapıtlarınızda zaten bu var. Yaşanılanları deney haline getirebilirsek biz yaşadığımız, içinde yaşamakta olduğumuz dönemde doğru örgütlenme adımları atarız. Evet. Kaygısı var sizde. Yani bu kaygıyla yazmış olduğunuz belli. Ama bir de şu da var. Yani bu kaygı yazılma dürtüsü elbette bu ama bir de şu var. Nesnel bir biçimde bir Türkiye'deki öğretmen hareketinin tarihi. Örneğin ben şeyden düşünüyorum. Bir Bolşevik Partisi tarihini okuyorsunuz. Sovyetler Birliği Komünist Partisi tarihini. Stalinist birisinin yazdığı tarihte olan bir şeyler, Troçkist birinin yazdığı tarihte yok. Ya da onda olan öbüründe yok. Onda olan öyle bir başka bir türlü anlatılmış. Yani toplumsal yaşanmışlıklara bakarken nesnel olmaktan uzaklaşılınca herkes kendi gözlüğünden baktığı zaman dolayısıyla yeni kuşaklar da bunlardan çıkaracakları deney konusunda yanıltılmış oluyorlar. Evet. Siz bu amaçla gerçekten de bilimsel, nesnel bir öğretmen örgütlenmesi tarihi yazmış olduğunuzu, aynı Gazi Eğitim Enstitüsü tarihi denilebilir bir anlamda buna. Evet. Yani illa tarih diye yazmak şart değil. 80 yıllık şeyin dökümü bu. Bu tarihlerde gerçekten müthiş bir nesnellik gözle görülüyor. Bu konuda ne aktarmak istersiniz? Bir de nedir bizim öğretmen hareketinden alacağımız? Ben ne kadar istesem tam nesnel olamam. Evet. Çünkü bu örgütlerin içinden geliyorum. Evet. 1962'den beri galiba 7 örgüt eskittim ben. Ben eskitmedim tabii. Bu Türkiye eskitti. Bunların içinden geldim ve biz hep darbe yiyerek geldiğimiz için duygusallığı tamamen dışlamak olanağı yok. Olabildiği kadar doğru bilgi vermeye çalıştım ve bu eksik tabii. Şimdi özellikle 90'dan sonra
kurulan örgütlerde tam anlamıyla bir ikiye, en azından bir ikiye ayrışma var. Evet. Bir kısmı şöyle diyelim, sağ kökenden gelen sol köken. Sağ köken örgütlerimizin tarihi çok eski değil. Bu 70'lere doğru belirdi. Biliyorsun Töbder döneminde kurulmaya başladı. Adını kimse sağ ya da sol demiyor ama biz biliyoruz onu. Sağ kesim örgütleri yazamadım ben. Bunun bir iki nedeni var. Birisi ben yeteri kadar bilgi sahibi olamadım, belge toplayamadım. Ondan olmadı. Ama bu kitabın eksikliğidir. Yani yeniden yazabilsem, enerjim olsa onları da yazarım. İkincisi o arkadaşlar ketum davrandılar. Bu belki benim bir sol kökenli bir örgütçü olmamdan ötürü istediğim bilgileri alamadım açıkçası. Temas kuramadım. Şimdi bir teknolojiyle alıyorsunuz bazı bilgileri ama bu arada boşluklar kalıyor. Burada olduğu kadar her şeyi soluyamıyorsunuz. Öyle bir eksikliği var ama doğru bilgi vermeye çalıştım. Benden önce bu konuda yazan Profesör Yahya Akyüz. Bugünlerde yeniledi. Türkiye'de Öğretmenlerin Toplumsal Değişmede Etkileri kitabını. Orada tabii örgütlerin tarihçesi de var. Ama o bir yere kadar getiriyor. Bu yeni baskıda 50'ye kadar gelmiş. Başka konulara da girdiği için tarihçe kısa kalıyor. Ben burada 1906'dan beri 8 diye biliniyor. Ben de böyle koydum. Çok yaygın inancı koydum. Bulgaristan'da Şumlu'da, henüz o zaman Türkiye'den ayrılmamış olan Bulgaristan'ın Şumlu ilinde kurulan Müslüman Öğretmenler Derneği, Türkçe adı bir örgüt var. Belki oradan başlatmak mümkün çünkü hareketli bir örgüt. Bir de orada azınlık durumuna kaldığı için Türk ve Müslümanlar örgütlenmeye çok önem vermişler. Oradan başlatabiliriz. Ben her döneme ait belli bir sistematiğe göre işte kuruluş gelişme, eğitimle ilgili çalışmaları, iç düzenleri, kendi üyelerine yaptığı hizmetler falan gibi, kitapta görüleceği gibi öyle bir sistematikle oldukça kısa kısa 525 sayfalık bir kitaba o kadar sığabildi. Bir de belge eklemeye çalıştım ben. İlk belgelerden başlar. Tabii bundan sonra bir sürü belge geçti elime. Onun yeni baskılar yapılabilse onları da kullanmak gerekir. Ama elimizdeki belgeler hep bu darbeler yüzünden kayboldu. Ama eşten dosttan birer kağıt, birer yaprak, birkaç sayfa falan veya konuşarak aldığım bilgilerle tamamlamaya çalıştım onu. İnşallah bundan sonra yeniler, daha yetkin olanları yazılacak. Evet, ağzınıza sağlık Niyazi abi. Köy Enstitüsü Sistemi, Gazi Eğitim Enstitüsü'nün 80 yıllık tarihi, öğretmen örgütlenmesinin 100 yıllık, bir 100 yıllık tarihinin yanı sıra öğretmen örgütlenmeleriyle ilgili deneylerinizi aktardığınız kitaplarınızla da eğitim mücadelesini... Evet, bu hemen bir şey cümle. Bu önümüzdeki gün, yani cumartesi günü öğretmen okullarının Türkiye'de ilk kuruluşunun 165. yıl dönümü. Bununla ilgili Ankara'da benim de konuşmacı olduğum bir panel yapılıyor. Eğitim İş Sendikası düzenledi. Profesör Rifat Okçabul ve Profesör Feyzi Ulu'la birlikte onu konuşacağız. Şimdi Mart ayının bir özelliği var. Mart ayı sadece öğretmenlerin tarihi değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ikinci yarı yılının açılışıdır. Ve devrim yasalarının büyük çoğunu ya Mart ya Kasım ayında, yani ya birinci açılışta ya ikinci yarı yıl açılışında kabul edildi. Bildiğimiz gibi 3 Mart yasaları da ündü ve Türkiye'de siyasal rejimin ayak bağından kurtulup akla dayanmasının tarihi oldu. Böyle küçük bir broşür de onun için ben hazırladım. İnşallah bir kitap olacak bu büyük şimdilik kadar. Evet, teşekkür ediyoruz. Evet, sevgili Kadir, sizin ekleyeceğiniz bir şeyler var mı? Uyarı geldi, dakikalarımız doluyor diye. Farkındayım. ekleyeyim, çok kısa ekleyeyim. Sadece klasikler ve bu öykü serisi değil, kültür kitaplarımız var, felsefe kitaplarımız var, çocuk kitaplarımız var, hala devam ediyoruz. Sadece onunla sınırlı değil, şu anda 200'ün üzerinde yayınımız var. Evet. Cem Yayınevi, merakların edinebileceği. Cem Yayınevi, internetten hangi kitaplar, hangi diziler olduğunu rahatlıkla izleyenlerimiz izleyebilir.
Evet, Profesör Doktor Özcan Kökner'in Şiddet Dili adlı kitabı çıktı Remzi Kitabevi'nden. Şiddet dili toplumsal salgın ve afet boyutlarına ulaştı. Bireysel ve toplumsal ilişkilerde ötekileştirme, yabancılaştırma olayları şiddet dilinin ilk örnekleri arasındadır. Günümüzde insan ilişkilerinde şiddetin nedenleri gitgide çoğalıyor. Birincil, ikincil toplumsal kurumlarda bölünme, ötekileşme, yabancılaşma, çatışma, akıl almaz boyutlara ulaştı. İnanç, dil, etnik köken, milliyet, laiklik, demokrasi, hukuk, anayasa ve yasa kavramları özünü, anlamını yitiriyor neredeyse. Çözüm, Cumhuriyet'in temel dünya görüşü ve felsefesi içinde ortak toplumsal kültürü oluşturan birincil, ikincil toplumsal kurumların insan hakları evrensel bildirgesi, çocuk hakları bildirgesi doğrultusunda zamanın ruhuyla örtüşen uzlaşmasıdır. Profesör Özcan Kökler'in alanında ilklerden biri olan bu kitabı söz konusu örtüşmenin yollarını gösteriyor. Evet değerli izleyenler, Şiddet Dili Özcan Kökler'in bilimsel yaklaşımıyla günümüzde yaşanan can alıcı bir sorunu aktarıyor. Son bir kitabımız Akadir'in Özer'in Var Olmak Cesaret İster. Yine Remzi Kitabevi'nden her acı bir gün anı olacak diyor şair. Hayat gerçekten de inişleri ve çıkışlarıyla uzun bir yolculuk. Kendini çıkmazda hissettiği bir anda bu sözü hatırlamak insana güç verir kuşkusuz. Hiçbir acının sonsuza dek sürmediğini bilmek içimizi rahatlatır. Yine de bazen kendimizi öyle derin bir karanlığın içinde buluruz ki sözler işe yaramaz. Seçeneksiz olduğumuz duygusuna kapılırız. Sanki her şeyin sonuna gelmişizdir. İşte bu anlarda aslında seçeneksiz olmadığımızı bize hatırlatacak birilerine ihtiyacımız olabilir diyor psikoterapist Akadir Özer. Seçeneksizlikten bizi kurtarmaya çalışıyor Remzi Kitabevi'nde yayınlanan kitabında. Değerli konuklar, Kaynak Yayın Evi iki kitap armağan etti. Konuklarımıza sunuyorum. Niyazi Altınye'ye Yıldırım Koç'un Anayasalarımızda Emekçiler ve Sendikalar. Türk İş'ten Keske, Disk'ten Maksene, Türk Kamu Sen'den Memur Sen'e kadar. Evet. Efendim Semih Çetin'in Bir İhanetin Öyküsü, Hastal'da Bir Amiral adlı kitabını da yine Kadir'e armağan ediyoruz. Kaynak Yayın Evi'ne teşekkür ediyoruz. Yeni kitaplarla, yeni aydınlıklarla görüşmek üzere. Kitaplarla kalın, hoşça kalın. Konuklarımıza da tekrar çok çok teşekkürler ediyorum. Aydınlıklarla kalın sevgili Ulusal Kanal izleyenleri. Ulusal Gönüllüleri Kitap Aşkı'nı sundu.